Merhaba arkadaşlar. Bugün size YDS ve YÖKDİL'de diyalog sorularını, yani karşılıklı konuşma sorularını hızlı bir şekilde çözme tekniklerini anlatacağım. Arkadaşlar, diyalog soruları tıpkı eskiden sorulan, artık sorulmayan, duruma uygun düşen ifadeyi bulunuz sorularına çok benziyor. Yani karşılıklı iki kişi konuşuyor. Bunlar çoğunlukla ikişer cümle kuruyorlar. Yani toplamda 4, maksimum 5 cümle geliyor arkadaşlar. Ve diyalog sorularını çözerken en önemli olan husus boşluğun nerede olduğuna bakmanız. Yani şu konuşmaya baktığınızda James ile Peter konuşmuş. James bir şey söyledikten sonra veya sorduktan hemen sonra boşluk gelmiş. Burada yapmamız gereken boşluğun bir üstündeki cümleyi dikkatli bir şekilde okumak ama boşluğun bir altındaki cümleyi ise çok dikkatli bir şekilde okumak gerek. Yani boşluğun bir altındaki cümle bizim için kırmızı çizgi. Orada durmamız lazım ve bunlar diyalog soruları olduğu için zaten anlaşılır şeyler. Hani bir metin veya bir makale gibi bir şeyler değil. Dolayısıyla karşılıklı konuşma günlük konuşmalarla alakalı bir şey. Bu yüzden anlamanız daha rahat olacak. Ancak boşluğun nerede olduğuna baktıktan sonra eğer boşluğun üzerinde iki tane cümle varsa ilk cümleyi de şöyle bir genel havada okumak gerekiyor. Yani buraya bakalım. Örneğin bu sorudan başlayalım. James şöyle diyor. Do you think Miss Shan is really going to resign? Sence Bayan Shan gerçekten resign yapacak mı? Yani resign, istifa etmek. Peter'ın ne demek istediğini direkt giderseniz hata yapabilirsiniz. Çünkü burada hiçbir şekilde bir cevap bulma olasılığınız yok. Çünkü hepsi olabilir. Yani çeldiriciler 5 seçenekte de vardır. Bakın James'in söylediği, yani boşluktan hemen sonraya verdiği tepki şu. Why do you say that? Niçin böyle bir şey söylüyorsun? Yani öyle bir soru soruyor ki ya da öyle bir şey söylüyor ki niçin böyle bir şey söylüyorsun? Cevap en alttaki cümlede. It's time, zamanıdır. Someone told the boss a lesson. Birinin patrona bir ders verme zamanı geldi. Evet, şimdi bizim kontekstimiz bu. Buna göre arayacağız. Bakın ararken de nasıl geçeceğime çok dikkat edin. Bu arada diyalog bütünlüğünü unutmuyoruz arkadaşlar. Sence istifa edecek mi? Niçin böyle bir şey söylüyorsun? Patrona birine ders verme zamanında. I hardly think so. Pek sanmıyorum. Yani istifa etmesine gerek yok. Everything will be forgotten by next week. Burada patrona bir ders yok. I have no idea. Hiçbir fikrim yok. What do you think? Why do you say that? Yani soruya soruyla cevap verilmez. Haven't you heard? Duymadın mı? She has already resigned. Zaten istifa etti. Yani şimdi why do you say that bunun cevabı değil. Yani istifa ettiyse neden böyle bir şey söylüyorsun diyemez. I'm not quite sure. Pek emin değilim but I certainly hope she does. Fakat inşallah istifa eder. Bakın ne güzel oldu. Niçin böyle bir şey söylüyorsun? It's time someone told the boss a lesson. Denizli olma olasılığı çok yüksek. Anyhow, her neyse she is making a lot of fuss about nothing. Hiçbir şey yokken olay çıkarıyor gibi bir şey söylüyor. Dolayısıyla doğru cevap Deniz'de arkadaşlar. İkinci soruya geldik. Bu da bir önceki sorunun aşağı yukarı şekil olarak aynısı. When should we break the news to him? When should we break the news? Break the news, haber vermek. Ona haberi ne zaman verelim? Demek. Boşluk. Bir altındaki cümle. Bakın cevabımız burada. I quite agree. Oldukça aynı yani. Seninle aşağı yukarı aynı fikirdeyim. Sana katılıyorum. So, shall we say this evening? Bu akşam söyleyelim mi diyor. Bakın, bu akşam söyleyelim mi? Dolayısıyla bu iş yarına veya haftaya veya başka bir zamana kalmaz. Hemen A şıkkı. The sooner the better in my opinion. Bana göre ne kadar çabuk o kadar iyi. Sanki cevap gibi. Well, shall we say sometime tomorrow? Yarın olmaz. Bu akşam demiş çünkü burada. We'd better wait a week or so. Zaten cevapların böyle geleceği belliydi. Bu da gitti. Bir hafta bekleyelim diyor. Whenever you think best. Yani çeldirici bu olabilirdi. Sence en uygun zaman neyse o zaman söyleyelim. I quite agree olmaz. Yani bu sefer burnu büyüklük olur değil mi arkadaşlar? Yani sen katılıyorum ben ne zaman dersem o gibi. Yes, I thought the doctor had already told him. Doktorun ona zaten söylediğini sanıyordum filan. Bu akşam söyleyelim olmaz. Arkadaşlar bu cevap
Adana. Yani bir süre, yani birkaç tane daha böyle diyalog sorusu çözerseniz A şıkkını işaretler geçersiniz. Zaten aşağıdaki cevaba en uygun cevap Adana olduğunu düşünebilirsiniz. Ama taramanızda fayda var. Well, how did the shopping expedition go? Şimdi arkadaşlar, bu well kelimesine bir dikkat çekeyim isterseniz. Şimdi Türkçe'de de vardır bu, İngilizce'de de vardır. Bütün dillerde böyle bir kelime vardır. Lafa girmek için veya size sorulan bir soruya zaman kazanarak cevap vermek için cümlenin başına well, yani Türkçe'de mesela biri bir şey sorar, der ki şunun hakkında ne düşünüyorsun? Biz de aynısını söyleriz, deriz ki valla ne desem, hani valla vardır ya bizde. Bu da aynısı işte, İngilizce'de well deniyor. Well, how did the shopping expedition go? Alışveriş nasıl gitti? Genel bir alışverişi soruyor. O olayı anladık. Mrs. Fuller tabii karı koca konuşuyor. Well, we bought some lovely things. Bazı güzel şeyler aldık diyor. Harika şeyler aldık diyor. But kesiyor orada. But fakat, şimdi fakat deyip keserse cevap ne olur? Geçiyorum. Yes, I'm afraid that's the case. Korkarım durumu aynen senin bahsettiğin gibi diyor. Then, why do you say but? Öyleyse neden but diyorsun? Belki olabilir, çeldirici. But what? Fakat ne? I suppose, sanırım you spent more than you intended to. Is that it? Sanırım niyetlendiğinden daha fazla para harcadın. Durum bundan ibaret mi? Yes, I'm afraid that's the case. Oldu, geçti bakın. Bursa, doğru cevap, çok böyle güzel oturdu. Ceyhan, well, then show me everything. Öyleyse bana her şeyi göster, korkarım kalmadı. Was there any money left over for a new shirt for me? Yani saçmalamış değil mi arkadaşlar? Bir gömlek almam için bana para kaldı mı? You got back quite early considering you went with Mary. Yine Mary ile gitmene rağmen oldukça erken geldim filan diyor arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevap Bursa. Dördüncü soru. We are collecting money for the cleaning lady. Cleaning lady için para topluyoruz. Bu her şeyden dolayı olabilir. Henüz cevabımız için çok erken, konuyu anladık. Really? Why? Neden? Şimdi doğrudan cevaba giderseniz hata yapma olasılığınız çok yüksek. Bir altını okuyorsunuz arkadaşlar. Bakın hiç unutmayın. Boşluktan hemen sonraki cümle bizim sorunumuzun cevabıdır. Niçin topluyoruz dedi. Oh, how lovely. Bakın ne diyor? Ah, ne kadar güzel. Yes, of course. Elbette. We must get a present for him. Bakın, çok konsantre okuyorum burayı. Ona bir hediye almalıyız. Yukarıda bir kadına para topluyoruz dedi. Aşağıda bir erkek için hediye almamız dedi. Dolayısıyla kadından adama döndü bakın. Bu him kelimesi çok dikkat etmeniz gereken bir kelime. I thought you know. Bildiğini sanıyordum. Her husband is back in hospital. Kocası hastanede. And they are going to operate on him. O ameliyata girecek. Ah, how lovely, olur mu? Olmaz. She's been out of work a long time, you know, a long while now, and really has some bad money problems. İşten çıkmış, çok berbat para sorunu var. Him nerede? Him arıyorum ben hala. Haven't you heard? Duymadın mı? Her first grandson was born last week. İlk erkek torunu doğdu geçen hafta. Ah, how lovely. Olur arkadaşlar. Ceyhan, doğru cevaptır. Her purse was stolen. Burada him yok. I really don't know either. Ben de bilmiyorum. But everyone seems to think we owe to. Herkes bizim ona hediye al bir şey, para toplamamız gerektiğini söylüyor falan. Arkadaşlar, doğru cevap Ceyhan. Tabii ki ben soru çözerken onu bulduğumda diğerlerini okumuyorum arkadaşlar. Bir kısım soru çözdükten sonra, hani bu konuyla alakalı 40-50 tane soru çözdükten sonra, doğru cevabı bulduktan sonra daha da ileri gitmenize gerek yok. İlk cümle, I thought Helen and Mary were good friends. Yani Helen'la Mary'nin iyi arkadaş olduğunu sanıyordum. Şimdi çok erken bir cevap bakın burası. Direkt aşağıya okursak. What happened then? Öyleyse ne oldu diyor. I don't know cevap. Bakın, I don't know, bilmiyorum. But they are hardly on speaking terms now. Şu anda hiç konuşmuyorlar diyor. Hemen hemen hiç konuşmuyor. Demek ki küsmüş iki arkadaşın durumuyla alakalı soru sormuş. What happened then dediğine göre Helen'la Mary'nin iyi arkadaş olduğunu sanıyordum. Yes, but Mary is rather a difficult person, you know. Mary zor bir kadın olmadı.
Well, aren't they? Değiller mi? Diye sorduğunda what happened then olmaz. Oh, they are. Oh, they are. Zaten öyleler. But their interests are rather different. İlgileri farklı. Alakasız bir şey. Deniz'le, they used to be. Mary ile Helen'ın iyi arkadaş olduğunu sanıyordum. They used to be. Eskiden öylelerdi. But not any longer. Artık değiller. E peki ne oldu? I don't know. Ben de bilmiyorum diyor. Doğru cevap Deniz'de olduğu çok belli. Altıncı soru. Have you read government's new report concerning health and safety legislation? Arkadaşlar genel olarak anlıyoruz ilk cümleyi bakın. 3-4 tane kelime bilseniz bile yeter. Hükümetin yeni raporunu okudun mu diyor. Concerning, alakalı, health and safety legislation. Sağlık ve güvenlik kanunuyla ilgili yeni raporunu okudun mu diyor. Konumuz sağlık ve güvenlik. Anladık. Not yet, henüz okumadım, but I do intend to. Öyle bir niyetim var, okuyacağım diyor. Yine çok erken cevap için. Cevap burada bakın, James'te. I'll let you know, sana haber vereceğim diyor. It has certainly aroused a lot of interest. Çok ilgi uyandırdı. Yani o konu etrafında dönmemiz gerekiyor. Adana, I shouldn't bother. Beni ilgilendirmiyor. There is nothing of interest in it. İlgili beni ilgilendiren bir şey yok. Olmadı bu. In that case, o halde I'll give you my copy. I'll give you my copy. Bendeki kopyayı sana vereceğim diyor. I will let you know. Sana bildireceğimi karıştırmadı. Ben karşılamadı. It's short and to the point. Kısa ve konuyla alakalı. Kısa ve öz. Since, çünkü, it gives a full account of the causes of the problem. Yani problemin sebepleriyle alakalı çok iyi bir açıklama yapıyor. Tam bir açıklama yapıyor. I'll let you know karşıladı mı? Karşılamadı. Then, what did you think of the distinction made between risk and hazard? Arkadaşlar böyle güzel bir cümle yazmış ama konumuzla alakalı bir şey yok. Risk ve hazard nerede? Yani konuyla alakalı bir şey değil ki arkadaşlar. Risk ve tehlikeler arasında yapılan ayrımla ilgili ne düşündün? I'll let you know. Çok ilgi uyandırdı falan olmaz. Yes, you should. Yes, you should. But I do intend to. Öyle bir niyetim var. Evet, okumalısın. I'll be interested to hear. Duymak beni memnun edecek diyor. What you think about it? Yani senin bunun hakkında health and safety legislation'ı okuyunca ne düşündüğün beni merak uyandırıyor anlamında bir cümle söyledi. Dolayısıyla Edirne doğru cevap arkadaşlar. Laura and David konuşuyor. They are spending, harcıyorlar awful lot, çok para harcıyorlar on advertising, reklama. Neyin reklamına? Their new, yeni range of hair care. Yani saç bakımı ürünlerine, ürünlerinin reklamına acayip para harcıyorlar. Tamam, David bir şey söylemiş. What? Ne? Kötü bir ürün mü? Yani bakın bu çok önemli. Ne? Kötü bir ürün mü? Yes, very often it does anyhow. Very often it does. Arkadaşlar bakın, eğer ki sınavda boşluktan sonraki cümlede böyle bir yardımcı fiil, does, did, so do I, neither do I, ne bileyim buna benzer bir yardımcı fiille bir cümle vermişse, kısaltmışsa, siz o yardımcı fiile uygun bir tane cümle arayacaksınız. Şekilsel olarak. I hadn't does'ı karşılamaz. I suppose they need to. Sanırım ne diyor? Bence para harcamaları gerekir. There are so many hair care products. Çok fazla saç bakım ürünü var. What? Kötü bir ürün mü? Bakın burada products diyor. Burada a poor product diyor. Ürünlere karşı ürün olmaz. Yanlıştır. And you know, ve biliyorsun, bakın ne diyor? And you know, biliyorsun, what excessive advertising, aşırı reklamın usually means, ne anlama geldiğini biliyorsun, don't you? Değil mi? Biliyorsun, değil mi? Bakın buradaki means kelimesi, buradaki does'a götürebilir bizi arkadaşlar. Present tense, present tense. Sen aşırı reklamın ne anlama geldiğini biliyorsun, değil mi? Ne? Kötü bir ürün mü acaba? Demek istiyorsun. Yes. Very often it does anyhow. Öyle bir anlama geliyor çok sıklıkla. Ceyhan doğru cevap. Denizli, well, they haven't does'ı karşılamadı.
They don't need to. Harcamalarına gerek yok. Their products, ürünleri are well known and much appreciated. Kötü bir ürün mü karşılamadı. Böyle bir şey söyleseydi çok takdir gören ve iyi bilinen ürünler demezdi. Yani kötü ürün onun cevabı olmazdı. Doğru cevap arkadaşlar. Andrew ile Gerald konuşuyor. Why diyor ki niçin? If inflation is falling, şayet enflasyon düşüyorsa, niçin İngiltere Merkez Bankası, why has the Bank of England raised interest rates? Niçin İngiltere Merkez Bankası faiz oranlarını yükseltti? Enflasyon düşüyorsa faiz oranları niçin artıyor? Gerald biliyor mu bilmiyor mu onu biz bilmiyoruz. Andrew tekrar diyor ki, well, yes, evet, I suppose that makes sense. Evet, mantığa uygun bir şey söylüyorsun diyor. Evet, akla mantığa uygun bir şey. And Gerald ekliyor bakın, bir şey demiş. Andrew bunu kabul etmiş. Gerald tekrar ekleme yapıyor. And moreover, dahası, the present situation, şu anki durum, is such as to justify a small rise now. Şu an biraz daha yükselişte olduğunu gösteriyor. Faizlerin artması, düşmesinden bahsediyorlar. A şıkkı. I didn't realize it had. Yükselttiğini bilmiyordum. We'd better see. Bakalım what the Financial Times says about it. Bakalım Financial Times gazetesi bu konuda ne diyor? Well, yes, I suppose that makes sense. Bu arada Gerald'ın ikinci söylediği cümle burayla alakalı hiçbir şey değil. Çünkü Financial Times'a gitmiş. Well, like you, senin gibi, I can only make a guess. Ben de bir tahmin yapabilirim. But it seems to me, bana öyle geliyor ki, there is something odd going on. Sanırım tuhaf bir şeyler oluyor. Yani tuhaf bir şey yok ki burada. Ekleme yaptığı cümleyle alakalı bir şey değil. To tell you the truth, doğruyu söylemek gerekirse, I am pleased. Bakın nasıl saçmalamış. Çok memnunum. There will be a bit more in my bank account by the end of the year. Yıl sonuna kadar banka hesabımda biraz daha para olacak filan diyor. Denizli, soru sormuştu. Enflasyon yükseliyorsa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası niçin diyor faiz oranlarını yükseltiyor? It constantly, bakın faiz oranı constantly goes up and down. Bir çıkıyor, bir düşüyor. Without apparently any good reason. Böyle hani görünürde herhangi bir düzgün sebep olmaksızın, herhangi bir sebep olmaksızın inip çıkıyor diyor. Well, yes, I suppose that makes sense. Evet, mantıklı. And moreover, şu anki durumda da zaten çıkıyor diyor. A small rise, küçük bir artış var diyor. Artışı karşıladı, Denizli doğru cevaptır. Edirne, I suppose, because it is concerned, Merkez Bankası, endişeli, not about present day inflation, bugünkü enflasyondan dolayı değil, but about what it will be 2 years ahead, 2 yıl içinde ne olacağıyla alakalı, 2 yıl sonra ne olacağıyla alakalı endişeli, endişe falan yok arkadaşlar. Yani soruyu arkadaşlar bakarken böyle birazcık şey, relax olun, ne istemiyorsa onu cevaplayın. Yani yorum yapmak kesinlikle yok. Martin ile Edward konuşuyor. Martin diyor ki, their latest advertising campaign scandalous. Onların son reklam kampanyası tam bir skandal diyor. Edward, yes. But, bakın cevap geliyor. But, technically, teknik olarak, they are within the law. Law bilseniz yeter. Kanuna uygun diyor, değil mi? Teknik olarak kanuna uygun, kanuni. Nokta noktadan sonra arkadaşlar, bakın az önce söylemeye çalıştığım buydu. So do I, ben de. Demek ki aşağıda present tense'li bir şey söylemiş ve olumlu bir şey söylemiş ki burada so do I demiş. Neither do I deseydi, nor do I deseydi ne olacaktı? Olumsuz bir şeye karşılık nor ya da neither'ı kullanırız. Olumlu bir present'e karşılık do'lu. Yani can, have, has, must, may, başka bir yardımcı fiil olmaz. Demek ki present tense kurmuş. So do I. Ben de. But there is nothing we can do about it. Yani ne diyor? Bu konuda yapacağımız bir şey yok. I very much doubt it. Bence ben çok emin değilim. In fact, I am all for filing a complaint against them.
onlara karşı bir şikayette bulunacak. So do I. Şikayette bulunacaksa neden yapacak bir şey yok desin. Bu gitti. We can launch. Baştan gitti bu cümle. Çünkü so do I. Eğer ki can doğru olsaydı so can I diyecekti. Bu gitti. Soru zaten arkadaşlar. Soruya karşılık so do I denmez. Ben de denmez. Still yine de, bakın yine de, I regard present tense such tactics, ben böyle taktikleri as completely unethical, kesinlikle etik bulmuyorum diyor. Yani ben de, bakın I regard present tense so do I, we must zaten do'yu karşılamıyor. Doğru cevap değil. How do people spend their money in Britain? İngiltere'de insanlar paralarını nasıl harcıyor? Once, the zaman, their basic expenses have been met. Yani diyor ki, İngiltere'de insanlar temel ihtiyaçları, temel harcamaları karşılandığı zaman parayı nasıl harcıyorlar? Yani temel ihtiyaçlarını aldıktan sonra geri kalan parayı ne yapıyorlar gibi bir soru soruyor. Geri diyor ki, it rather depends on the age group. Cevap geliyor bakın. Yaş grubuna bağlı. The young ones like to eat and go out. Go to the nightclubs and health clubs. Gece kulüplerine veya sağlık kulüplerine gitmeyi sever gençler. Colin, arkadaşlar böyle bir soruyu okuduğunda ne demişti? Yaş grubuna bağlı. Gençleri söylediyse demek ki yaşlıları söylemesi lazım. Kek bir soru bu. Hemen. Gary, they tend to spend quite a lot on improving their homes and their gardens. Onlar da bahçelerini veya evlerini düzeltmek için, ihale getirmek için çok fazla para harcıyorlar. So, what about the summer holidays gitti? Are you sure? Yaşlılar yok. How old are these young people? Bu gençler kaç yaşında? Saçmalamış. That doesn't appeal to me. Bu bana çok mantıklı gelmiyor. You know, bana uymaz. I must be getting old. Yaşlanıyor olmalıyım. And what about the some, what about the more, daha böyle sober, aklı başında middle-aged ones, orta yaşlılar ne yapıyor? Onlar da evlerini ve bahçelerini harcıyorlar parayı. Edirne doğru cevap. Jeff'le Neil konuşuyor. Jeff diyor ki, konuyu anlayacağız. Are there, var mı, considerable, epeyce, cultural difference var mı, kültürel farklılık var mı in the way business is conducted between China and Western countries? Yani işin yapılmasıyla alakalı, Batı dünyasıyla, Batı ülkeleriyle Çin arasında böyle bir epeyce bir kültürel farklılık var mı işin yapılmasıyla alakalı? Neil diyor ki, oh, tabii ki var. There are many differences. Bir sürü fark var. And you have to be aware of these if you want to succeed in China. Çin'de ne yapmak için? Succeed, yani başarılı olmak için bunları bilmen lazım. Jeff bir şey söyledikten sonra Neil diyor ki, well, in Western style business, Western style business'te, yani Batı tipi işte, we focus on the deal. Değil mi? Anlaşmaya odaklanırız. The possibilities, olasılıklara, and the risks, risklere bakarız. In China, top businessmen, zirvedeki iş adamları spend a good deal of time, epey bir zaman geçirirler, exploring what sort of person you are, sizin nasıl bir insan olduğunuzu araştırarak. Your character is more important than what you do. Yani kişiliğiniz yaptığınız şeyden daha önemli. Demek ki Çin'le Batı ülkeleri arasındaki kültür farkı. Biri anlaşmaya, olasılıklara ve risklere yükleniyor. Biri tamamen sizin kişiliğiniz. Demek ki arkadaşlar bu kadar açıklamayı yaptığına göre A şıkkı, what sort of differences? Ne tür farklılıklar? Aynen hepsini sıraladı. A şıkkında doğru cevap budur deyip geçiyorsunuz. Bu soruda aşağıya okumanıza çok çok gerek yok. Çünkü sadece farklılıkları anlattı. 12. Why does England import so many milk products? İngiltere niçin bu kadar çok süt ürünü ithal ediyor? I am sure, eminim, she could be self-supporting. Arkadaşlar, she kelimesini burada görüp de neden burada she diye söylemiş diye düşünen arkadaşlar varsa hemen anlatayım. İngilizce'de devlet he, Türkçe'de de öyle. Yani devlet baba oluyor çünkü biz ona he diyoruz. Zamiri kullanmamız gerekiyorsa.
Vatan şi. Yani bizde de öyle. Vatan ana, devlet baba. Değil mi? Baba olana he, devlete. Vatana da she diyoruz. I'm sure she, yani İngiltere, could be self-supporting. Kendi kendine yetebilen bir ülke olacağımızı eminim. Şimdi böyle bir şey söyledikten sonra konuyu anladık. Kevin'in cevabı şu. Jenny tepki vermiş. Aa, it's a question of, bu mesele demek arkadaşlar. It's a question of you buy from me and I'll buy from you. You buy from me and I'll buy from you. Sen benden al, ben de senden alayım meselesi. Anladık soruyu. Demek ki karşılıklı alışveriş olması lazım dedi. Jenny'nin tepkisi, exactly. Haklısın. Agriculture is the world's largest industry. Evet, tarım dünyanın en büyük sanayisi. And has to conform. Konform yapmak, uyum göstermek. With the general industrial plan. Genel sanayi planına uymalı. Nasıl plan? Considered desirable. Yani arzu edilir olduğu düşünülen genel sanayi planına da uymalı. Peki. Sen benden al, ben de senden alayım meselesi demişti. Well, şey Adana, being self-supporting isn't necessarily an advantage. Bir avantaj değil. Aşağıdaki hiçbir cümleyi ne yapmadı arkadaşlar? Tetiklemedi yani. Bize bir ipucu vermedi. Do you honestly think so? Gerçekten böyle mi? Dürüst bir şekilde böyle mi düşünüyorsun? I doubt it. Bence doğru değil filan diyor. Yani olmadı. Bu kadar açıklama gelemez. Should I suppose? Should I suppose? Bakın, why does England import so many milk products? I'm sure she could be self-supporting. Bence de öyle. But people like variety. Okay. İnsanlar çeşitliliği sever. And so, bu yüzden foreign cheeses, for instance, are very popular. Yabancı peynirler çok ünlü filan diyor. Şimdi çok saçma bir şey olmadı mı arkadaşlar? Çok genelden peynire iniverdi. Of course she could. Tabii ki yapabilir. Bakın, Ceyhan Çeldirici, Denizli'ye bakalım. Of course she could. Okay. But actually it might be cheaper to import. Yani ithal etmek daha ucuza gelebilir. Aa, sen benden al, ben senden alayım meselesi değil. Yes she could. Bu da oldu. But it's a question of finding market for her manufactured goods. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi böyle ürettiği, ham maddeden ürettiği mallar için, ürünler için piyasa bulma meselesi. Aa, it's a question of you buy from me and I'll buy from you. Sen benden al, ben de senden alayım meselesi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, aslında çok kolay bir soru ama üç tane çeldirici koymuş. Bir aşağıyı çok iyi okumanız lazım. Onun altındakini de okumanız lazım ama bir aşağısı çok önemli. Bu taktikler çok işinize yarar arkadaşlar. Benim söylediğim gibi yaparsanız, birkaç bir alıştırma yapın. Bunun hiç hata yapmadığınızı göreceksiniz bu şekilde. The farmers, çiftçiler, along the eastern Black Sea coast, yani Doğu Karadeniz kıyısındaki çiftçiler are complaining, şikayet ediyorlar that growing tea, çay üretiminin is no longer economic. Artık ekonomik bir şey olmadığı konusunda. Demek ki sorunumuz Black Sea'de, yani Doğu Karadeniz'de ki çiftçilerin çay üretiminin sıkıntılı bir şey. Artık ekonomik bir şey olmadığıyla alakalı bir soru geldi. Ralph diyor ki, what do they mean by that? Peki bu çiftçiler ne demek istiyorlar? Ralph tekrar diyor ki, these days, bugünlerde, just about everyone, hemen hemen herkes is in the same boat, aynı gemide. Yani herkesin durumu aynı diyor. Aslında sadece o çiftçiler değil, sen ben de öyleyiz. A şıkkı bakalım, of course, elbette, a dry season, kuru bir sezon, always affect, saçma bir şey. Kuru sezonla ne alakası var? Herkes aynı gemide olması için farklı bir şey lazım. They mean, demek istiyorlar ki, they are working hard, çok çalışıyorlar, but not making any profit. Hiç kar yapamıyorlar. Belki, hani dursun bakalım. I suppose they are really complaining about the prices of fertilizers and insecticides. Yani onlar gübre ve haşere ilaçlarının fiyatından
Hiç alakasız. Herkes aynı gemide değil. In the shops, though. Fakat diyor mağazalarda tea is really quite expensive. Yine olmadı. Neden olmadı? Pahalılığına gitti. Edirne. Okay. They haven't had a really good crop for several years now. Okay. Onlar birkaç yıldır arkadaşlar ne diyor? Birkaç yıldır pek fazla iyi bir hasat almadılar. Şimdi hepsine bir bakıyoruz. Yani bakın cevap şurada. What do they mean by that? Bununla ne demek istiyorlar? Aslında bu bizi doğrudan şuraya götürüyor. They mean they are working hard but not making any profit. Çok çalışıyorlar ama hiç kar yapmıyorlar. Ralph'ın cevabı da zaten bugünlerde herkes aynı durumda. Herkes çok çalışıyor ama çok fazla kar yapmıyor. Herkesi ilgilendiren bursa var. Aslında bu soruyu çözerken hepsini okumuş olduk. Ama doğrudan what do they mean by that bizi, they mean that buna götürebilir arkadaşlar. Biraz daha hızlı çözmek için son iki sorumuz. Did you read this article on waste disposal? Tabii ki burada biraz kelime bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bakın ne diyor? Bu makaleyi okudun mu? On konusundaki makaleyi, waste, atık. Atıkların bertaraf edilmesiyle alakalı makaleyi okudun mu? Atıkların yok edilmesiyle ilgili. Evet, Mary bir şey söyledikten sonra hemen ipucu arıyorum. I know, biliyorum. So am I, ben de. Bakın demek ki emizarlı bir cümle kurmuş. O da ben de demiş. Başka türlü olan her şeyi eleyeceğiz. A şıkkında emizar var mı? Yok. B şıkkında emizar var mı? Yok. Ceyhan'da is it about, okay, I'm not demiş. Bakın so am I olmaz, neither am I olmalıydı. Yukarıda so am I değil, buna destek verseydi bunu da gönderdik. So I am deseydi bakacaktık buna. Why? I'm really getting rather bored. Bakın bu oldu. So am I. Ben de. I am getting bored. Sıkılmaya başladım diyor. With the problem. Okay. Edirne. Give it to Bob. He likes that sort of thing. Bunu eledim arkadaşlar. Emizar yok. Burada bir tane olumlu emizar. O da Deniz'de var. Evet. 15. soru. Can you recommend a book on astronomy? Astronomi ile alakalı bir kitap tavsiye edebilir misin? Preferably, tercihen, well illustrated, böyle resim açıklamalı, and fairly elementary. Biraz böyle başlangıç seviyesinde. Ah, certainly, elbette. Take a look at this one. Al buna bir bak diyor, o da elini alıyor, bakıyor. Okay, baktıktan sonra ne diyor arkadaşlar? Take a look at this one dedikten sonra David bir şey söylüyor. Bakarken shop assistant diyor ki cevap burada. Yes, indeed. Evet, gerçekten. And it's full of practical information too. Ve diyor, aynı zamanda pratik bilgiler de var içinde. Even on the types of telescopes you can buy. Hatta diyor, alabileceğin teleskop türleriyle ilgili bilgi de var. Demek ki dolu dolu bir bilgi. A şıkkı, you don't regard this as definitive guide. Olumsuz bir şey söyledi. Cevap bu olamaz. Kötü bir şey olmayacak. Kesinlikle iyi bir şey olacak. I think you need to know a fair bit about astronomy. Senin astronomi ile ilgili bir şeyler bilmen lazım. Bunu takip etmeden önce. Bu da olmadı, kötü bir şey. Astronomy is evolving so rapidly, so one needs to update one's knowledge frequently. Hiçbir şey olmadı arkadaşlar. Şimdi kitapla alakalı bir şey söylemiyor. Yes, bakın yes, Deniz'de. It has certainly got yani burada kısaltma yapmış. Kesinlikle var içinde plenty of çok miktarda fascinating photographs böyle muhteşem fotoğraflar var. İllüstrasyona götürdü bizi. And diagramlar var and star maplar var arkadaşlar. Yıldız haritaları var. Yes indeed. Evet gerçekten öyle. And it's full of practical information da var içinde. Gayet güzel bir cevap oldu. Ne olduğunu anlatıyor. İçine girdi. I like the look of this. Dıştan güzel görünüyor. What else do you have? Başka hangi kitap var sende? Bu saçma oldu. Evet. Arkadaşlar diyalog sorularını da tekrar söylüyorum. Tabii ki diyaloğa bir girerken ilk cümleyi anlayacaksınız. Boşluğun bir üstü dikkat ama boşluğun bir altı çok dikkat. Bir altına baktığınızda
cevabı görme olasılığınız, böyle ilk bakışta görme olasılığınız birkaç ay egzersiz yaptıktan sonra %90. Böyle tarasanız bile doğru cevabı görüyorsunuz. Herkese başarılar diliyorum. Hoşça kalın.